Bizden bize şimdi Antalya'da bir diş kliniğinde. Adil Palta hiç vakit kaybetmeden konuğumuzun yanına gidiyor. Sevgili izleyenlerimiz, Bizden Bize ekibi olarak Antalya'dayız. Yanımızda çok değerli konuğumuz var. Özlem Hanım yanımızda, diş hekimi. Evet. Yıllardır uğraşıyor. Özlem Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Noah Klinik'teyiz. Yıllardır burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Özlem kimdir? Bence Özlem Eraydın, Bülbül evet. olarak kendinizi kısaca seyircilerimize tanıtır mısınız? Tabii. 84 doğumluyum, öncelikle öyle evet. söyleyeyim. Evet. Hemen hemen 11 yıldır falan bu mesleğin içerisindeyim. Ege Üniversitesi mezunuyum, İzmir mezunuyum. Evet. Aktif olarak bütün işlemleri yapabildiğimiz, daha doğal bir ortam, daha samimi bir ortamda hastalarımıza hizmet verdiğimiz bir kliniğimiz var. Evet. Nasıl başladınız bu işe? Aslında karar verme aşamam lise dönemimde kendi ortodontik tedavimle başladı. Tel tedavimle başladı yani. Doktorum çok bu işini severek yapan bir doktor olduğu için o zaman biraz daha kafamda netleşmeye başlamıştı seçeceğim meslek. Bir de insanlarla uğraşmayı çok seviyorum. İnsan ilişkilerini çok seviyorum. O yüzden hani insanla ve sağlıkla uğraşmayı sevenlerin tercih edebileceği bir meslek bence. Kutsal bir meslek tabii diyelim. Ki. Gerçekten çok ağrılarla gelip de... Tabii ki. Diş ağrısı gerçekten bütün vücudu etkileyebilen bir ağrı. Aslında tıp dalının yanında biraz daha sanki alt kademedeymiş gibi geliyor ama yani vücuttaki bütün hastalıkları dişteki herhangi bir rahatsızlık tetikleyebiliyor. Evet. O yüzden dişlere çok özenle bir şekilde bakılması gerekiyor. Düzenli diş kontrollerinin yapılması lazım 6 ayda bir. Hastalarımıza genellikle bunu yapmaları konusunda biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada hangi hastalıklardan, rahatsızlıklardan dolayı size başvuruyorlar? Genelde diş ağrılarıyla gelen hastalarımız da var ama diş kayıplarından kaynaklı olarak, gülüş estetiğinden kaynaklı olarak gelen hastalarımız var. Eklem problemi yaşayan hastalarımız var. Güldüğünde diş eti göründüğü için estetik açıdan çok ciddi derecede sıkıntısı olan hastalarımız var. Hepsine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu arada implant tabii çok önemli. Özellikle evet. yurt dışındaki tabii. insanlarımız için. Bu konuda biraz açıklayabilir misiniz? Tabii. İmplant nedir? İmplant diş eksikliği olan bölgelerde diğer dişlerinize zarar vermeden kemik içerisine yerleştirilen bir malzeme yardımıyla, titanyum bir vida yardımıyla diyeyim. Şöyle bir uyumlu bir malzeme olduğu için herhangi bir sıkıntı yaratan ya da işte hastalarımızın en çok sorduğu sorulara gelirsek röntgenlerde, x-raylerde herhangi bir sıkıntı yaratmayan, MR'da bir sıkıntı yaratmayan bir uyumlu bir malzeme. Diş eksikliğini en güzel şekilde kapatan, kemik erimesini engelleyen, diğer dişlere zarar vermeden yapıldığı için tedavi. Çok kısa sürelerde ya da işte eğer çok ciddi bir sıkıntısı olmadığı sürece hastanın diğer dişlerine zarar vermeden hem estetik açıdan hem fonksiyon açısından tedavisi yapılabilen bir yöntem. Evet. Peki kimlere yapılamıyor veya kaç yaşından itibaren? Yani 18'ini doldurmuş veya doldurmamış tabii. insanlar yani 18, yaptırabiliyor mu? 18 yaş üzerine genelde tercih ediyoruz. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece. Çünkü kemik yapısının tamamen artık oturmuş olması gerekiyor implant yapılabilmesi için. Erken dönem diş kaybı olan hastalarda o bölgeye geçici olarak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz 18 yaşını doldurduktan sonra. Özellikle ortodontik tedavilerde doğuştan diş eksikliği olan hastalarımızda o bölgeyi kapatabilmek için ileride implant kullanacaksak muhafaza etmek için tabii ki diğer doktor arkadaşlarımızdan da yardım istiyoruz. İmplant kimlere yapılabiliyor? Aslında herkese yapılabiliyor. Çok ciddi derecede sistemik rahatsızlığı olmayan hastalara, yani sistemik rahatsızlık nedir? İşte diyabet hastası, halk diliyle şeker hastası olan hastalarımız, çok ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmiş, stent takan hastalarımız, çok kan sulandırıcısını sürekli kullanmak zorunda olan, işte geçmişinde beyinle ilgili veya işte pıhtıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı olan hastalarımızda. Onlarda da şöyle bir yol izliyoruz. Doktor konsültasyonu ile ilerliyoruz. Eğer doktora izin verirse biz yazılı kağıt olarak zaten kendisiyle birebir görüşüyoruz. Çünkü ilaçlarını bazılarını kestirmemiz gerekiyor. Kanama arttırdığı için kan sulandırıcılar özellikle. Operasyon öncesinde bir hafta öncesinde kesmemiz gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok derse doktorumuz biz tabii ki seve seve yardımcı oluyoruz kendisine. Yurt dışında bulundunuz mu bu arada veya evet. hangi ülkelerde? Almanya'da da bulundum. Onun dışında birkaç yerde de zaten evet bir şekilde zaten bağlantılarımız var. Yurt dışında çok fazla arkadaşımız var. Onların da gelip gittiğinden ve onların yaptırdığı tedavilerden de az çok oralarda ki süreci de biliyoruz. Hastalarımız o yüzden Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu konuda evet. da yoğun bir talep var özellikle Antalya açısından. Tatil yaparken tabii ki aynen öyle. Yani zaten çok korkularak gelinen bir yer diş hekimi ve çok mecbur kalmadığı sürece hastalarımız bizi tercih etmemeye çalışıyorlar. Biz diyoruz hep şakayla karışık geldiği zaman hastalarımız işte bizi sevmiyorsunuz biliyoruz ama işte biz sevilmeyen tek dalız galiba diyoruz. Gerçekten öyle diyor özellikle bayanlar yani başka konularda da. Ama hem tatil amaçlı geldiklerinde tedavilerini yaptırıp kısa süre içerisinde çözüm bulup bu şekilde ayrıldıkları zaman hem bize karşı olan güvenleri artıyor hem de daha önceki korkularını yenmelerinde yardımcı oluyoruz.
mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Peki insan psikolojisi ne kadar etkiliyor? Yani dişlerin, örnek veriyorum, yıllarca gülemeyen insanlarımız var. Tabii. Yani doğuştan diş eksikliği olan veya işte diş yüzeylerinde çok ciddi çürükleri olan, o bölgelerde diş kayıpları olan hastalarımız, çok uzun zaman hiç gülmeden yaşayan hastalarımız ya da gülerken hep fotoğraflarda eliyle ağzını kapatan hastalarımız var. Bize nasıl geri dönüşler oluyor? Yaptıktan sonra kendi gülerek çektirdikleri fotoğrafları bize gönderiyorlar. Bakın bu şekilde artık gülebiliyorum işte sayenizde diye. Tabii ki bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü önceliğimiz zaten hasta memnuniyeti. Hani maddiyatı biz her zaman geri planda bırakmayı tercih ediyoruz. Etik çalışan bir hekimim. Hiçbir zaman olmaması gereken bir tedaviye hastaya yönlendirme yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu ticaret değil yani. Biz hastalarla ilgilendiğimiz için burada samimi bir ortamımız var dediğim gibi. Kliniğimizde zaten... Bir de butik çalışıyorsun. Dikkat ettim ben. Özellikle No Clinic olarak butik çalışmayı tercih ediyorsunuz. Tabii ki. Neden butik çalışıyoruz? Yani artık çok fazla diş hekimi olmaya başladı. Çok fazla hastane olmaya başladı. Hasta turizmiyle ilgili de çok fazla çalışan yer var ama hani arka arkaya hastaları alıp tedavisini yapıp göndermek bana çok mantıklı gelmiyor. Hastalar açısından da hani ben kendim de tercih etmiş olsam butik bir kliniği tercih ederdim hasta olarak. Daha çok ilgi var, daha çok samimiyet var tabii ki. Özür dilerim. O yüzden bence çok daha iyi butik bir klinikte tedavi görmek. Hastanın memnuniyet açısından da, ilgilenilmesi açısından da daha sağlıklı. İstediğiniz konu arasında gülüş tasarımı. Nasıl işliyor bu? Gülüş tasarımı nasıl işliyor? Öncelikle hastamızın filmini ve işlem öncesindeki fotoğraflarını alıyoruz. Nasıl bir planlama yapacaksak fotoğraflar üzerinden bilgisayar ortamında bir düzenleme yapıyoruz. Sonrasında görünebileceği sistemi aynı şekilde hastaya yansıtıyoruz. Bu tarz bir görüntü olabilir diye. Yurt dışından nasıl yapabiliriz bu işi? Hasta bize fotoğraflarını gönderebilirse ya da işte orada çekilen filmini gönderebilirse. Röntgen filmi. Röntgen filmi aynen. Biz burada zaten kendi cihazımız da var geldiğinde çekebiliyoruz ama daha hızlı ilerlemek adına planlamayı eğer telefondan veya işte oradaki herhangi bir sosyal... Üç boyutlu mu oluyor bu şeyler? Tabii, planlar gösterebiliyor musunuz yani? Gösterebiliyoruz. Birebir çünkü çalıştığımız teknisyenimiz de daha öncesinde hastanın ilk halini görmek istiyor ki ne şekilde bir diş yapısı olması gerekiyor, yüz formunun olması gerekiyor. Kendisi buraya gelip profesyonel çekimler yapıyor zaten fotoğraflarla. Çünkü hastaların sadece dişlerini yaptırması gülüş tasarımı açısından tabii ki direkt olarak kesin bir çözüm değil. Yani yüz hatlarına uyan, işte ten rengine uyan dişlerin, diş renginin seçilmesi, diş formlarının seçilmesi yüz hatlarına göre ya da işte güldüğü zaman diş eti görünen hastalarımızda bazı botoks tedavileriyle o diş eti görünmesini engelleyebiliyoruz. Lazerle diş etlerini toparlayabiliyoruz. Bunların hepsi aslında gülüş tasarımına giriyor. Acil durumlarda mesela örnek veriyorum kanal tedavisi için burada turizm bölgesi bildiğiniz gibi rahatsız olan bir insana da müdahale ediyor musunuz? Tabii ki her zaman. Acil hastalarımızın her zaman önceliği var zaten. Mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani iki klinik olarak çalışmış olmamızın zaten öyle bir avantajı var. Tabii ki acil bir hasta olduğu zaman diğer hastamızın da affına sığınarak acil müdahale etmemiz gerekiyorsa zaten kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi diş ağrısı hastanın bütün konforunu, bütün hayatını etkileyen bir süreç. Bir de hasta tatildeyken böyle bir sıkıntı yaşadığı zaman gerçekten hem demoralize olması açısından bizim de yardımcı olabilmemiz için elimizden geleni yapıyoruz. 20 dişle ilgili söyleyeceğiniz bazı şeyler var mı? Mesela 20 dişi çıkıp da diğer dişlerini etkileyen kişilerde bayağı diş bozukluğu yani düzeni bozukluğu olan şeylerde. Evet. Bunun önlemi nasıl? Mecbursa çekiyor musunuz o dişi, 20 dişi? Şimdi çene yapısı ile ilgili herhangi bir darlığı varsa hastanın, diğer dişlerinde çıkamayacak bir alanı varsa 20'lik dişler açısından. Ortodontik tedavi gördüyse genelde çünkü tel tedavisi sonrasında %90 hekimimiz çekim kararı veriyor 20'likler için. Çünkü 20'likler çıkma aşamasında diğer dişleri sıkıştırdığı için çapraşıklık yaratabiliyor. Çıkacak yeri olmadığı zaman ya da sinire çok yakın durumlarda çenede kalıcı uyuşukluklara sebep olabiliyor. Genel olarak ağızda sağlıklı bir şekilde çıkmış herhangi bir 20'lik varsa dokunmamayı tercih ediyoruz ama hastanın konforunu etkileyecekse. Bozuyorsa mecbur müdahale etmek. Aynen. Hastanın konforunu etkileyecekse eğer veya hastanın sağlık açısından veya çapraşıklık açısından bir sorun yaratacaksa tabii ki çekime gidiyoruz. Evet, Özlem Hanım sizi yakalamışken küçük tüyolar alabilir miyiz seyircilerimiz için? Mesela neleri dikkat etmemiz lazım? Özellikle çocuklardaki diş sağlığı ile ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Hastalarımız genelde bize en çok yönelttikleri soru kaç yaşından itibaren doktor kontrolüne başlanmasını soruyorlar genelde. Yani 6 aylıkken çıkmaya başlayan işte süt dişleriyle beraber 6 yaşa kadar süt dişleri ağızda zaten kalıyor. Bu dişlerin değişeceğini düşündüğü için hastalarımız, çocuk hastalarda. Onlarla ilgili herhangi bir tedavi yaptırmak istemiyorlar. Ama gerçekten altta çıkan dişin sağlığı açısından, daimi dişlerin kalıcılığı açısından çok ciddi derecede sorun çıkarabilecek apselerde ve enfeksiyonlarda mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor.
O yüzden çocuklara daha küçük yaştan kesinlikle eğitime verilmesi gerekiyor diş fırçalamayla ilgili ve doktor kontrolüyle ilgili. Hani küçük yaşta gelip gitmeye başlarlarsa zaten bize karşı olan fobisini de yenmiş oluyorlar. Rahat rahat gönül rahatlığıyla koltuğa oturabiliyorlar. O yüzden özellikle dediğim gibi anne babalara düşen en büyük görev sanıyorum çocukları 6 yaştan öncesinde belki bazen zor olabiliyor ama yine de ortalama 3 yaş üzerindeki hastalarımızla en azından muayene veya işte gidişatı ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Evet. Bu arada tabii ki şekerli, fazla şekerli yedikleri zaman onlara dikkat etsinler. Tabii hoşlarına gidiyor mutlaka. Tabii ki. Benim de 2,5 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Yani şekerden çok sağ olun hepimizinkine. Şekerden mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışıyorum ama maalesef sosyal medyayla çok iç içe yaşıyor artık çocuklar. Ama dişleri fırçalamayı ihmal etmesin insanlar. Tabii ki. Aynen öyle. Tabii ki. Tabii bu arada beyazlatma hemen konuyla bağlantılı olarak diş beyazlatma. Ya buraya izne gelenler yine kısa sürede 20 dakika gibi bir zamanda beyazlatma işlemini de yapıyorsunuz. Onu anlatabilir misiniz? Tabii. Bleaching denilen sistem ikiye ayrılıyor aslında. Office bleaching ve home bleaching olarak ikiye ayrılıyor. Ofiste yapılan işlem bizim klinikte uyguladığımız işlem. Seanslar 20 dakikalık seanslar. 20 dakikada ortalama 2 tona kadar diş renginde bir değişiklik oluşabiliyor. Eğer hasta ondan memnun değilse bir 20 dakika daha seansla uygulayabiliyoruz. Çok ciddi hassasiyeti olan hastalarda, yüzeyde çok dolgu olan, diş çatlakları olan hastalarımızda çok tavsiye etmediğimiz bir sistem. Sağlığı bozmadığı sürece estetik açıdan gerçekten kısa sürede sonuç alabildiğimiz bir sistem. Burada yapılan beyazlatmadan sonra eğer ben orada da devam etmek istiyorum, kontrolünü sağlayabilirim derse hasta, ofis bleaching ile beraber home bleaching de verip destekliyoruz bu tedaviyi. Ama şöyle bir sıkıntımız var maalesef artık. Bu reklamlarda da sürekli çıkan beyazlatma ile ilgili kalemler, ondan sonra beyazlatma jelleri eczanelerde satılan, hatta kozmetiklerde bile artık satılmaya başladı. Şimdi beyazlatma ama şöyle ne kadar bir, inandırıcı bunlar, gerçek mi? Şöyle bir handikapı var. Evet, açıyor mu? Açıyor ama diş rengini açarken diş minesine çok zarar veren bir sistem. Çünkü bizim kullandığımız sistem zaten tabii ki asitle yapılan, hidrojen peroksit kullanılan bir sistem beyazlatmada. Şimdi diş yüzeyine sürülen asit biz kontrolünü sağladığımız sürece tabii ki bir zararı olmuyor. Ama hasta yanlışlıkla diş etine taşırabiliyor ya da işte kalemle yaptığı zaman dişin herhangi bir bölgesinde gelmeyen alan olabiliyor beyazlatmayla ilgili. Bu sefer dişlerde çok renk geçişleri ya da işte diş etlerinde yanmalar gibi çok ciddi sorunlarla karşılaşılabiliyor. O yüzden hani bir uzman kontrolünde yapılması tabii ki bizim tercihimiz. Kozmetikten ziyade aslında sağlıkla ilgili bir konu olduğu için bence kesinlikle sağlıklı personellerinin bu konuda müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özlem Hanım, çene tedavisiyle ilgili söylemek istediğiniz bazı şeyler var mı? Tabii ki en önemli nokta aslında insanları psikolojik olarak da çok etkileyen bir nokta maalesef. Çok ciddi ağrı şikayetleriyle başvuran hastalarımız var bu konuyla ilgili, diş sıkma ile ilgili özellikle. Dediğim gibi ekonomik şartlardan kaynaklı olarak bazı sorunlar yaşayan hastalarımız, psikiyatrik sebeplerden kaynaklı yaşayan hastalarımız. Eklem şöyle bir probleme yol açabiliyor ileride. Hani dejenere olmuş bir eklem kapsülü artık bir süre sonra sürekli ağız açmada, hapşurmada ya da çenenin yerinden oynaması ile ilgili çok ciddi problemler. Ya da hasta koltuktayken biz işlem yapma esnasında hastanın işte çenesinin çıkması ile ilgili herhangi bir problem yaşamamıza sebep oluyor. Bu konuların önlenebilmesi için tabii ki eklem rahatsızlıklarının genel bir ölçüde değerlendirilmesi lazım. Bu konuda da Hasan Erkman hocamızla, çok saygıdeğer Hasan Erkman hocamızla birlikte çalışıyoruz. Evet, aynen. Kendisi de bize çok yardımcı oluyor bu konularla ilgili. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum zaten bizim kesinlikle sağlık sektörünün bazı konularla ilgili bu konuda. Çünkü eklemle ilgili, hani sadece çene sıkmayla ilgili dişlere zarar veren bir işlem değil. Dişlerle beraber genel olarak hastamızın boyun ağrıları, omuz donlarında, sırtında bir herhangi bir ağrı, işte ağız açmada zorlanmalar, yemek yerken bile zorlanmalar, yutkunmada zorlanmalar yaşayabiliyor hastalarımız. Yani bu durumlarda çene çıkıyor bazen yemek yerken. Aynen. Bu durumlarda işte fizyoterapiye mecburen tabii başvuran hastalarımız var. Eklem içerisinde uygulanan botoks işlemlerimiz var. 6 ay süreyle çene sıkmayı engelleyen, oradaki kasları geçici olarak felç eden bir sistemimiz var. Bu şekilde tedavileri de var aynı şekilde. Evet. Bu arada diş hastalıkları diğer hastalıkları tetikliyor mu? Tabii ki büyük ölçüde. Dişte mesela olan herhangi bir enfeksiyon vücudundaki bütün organları etkileyebilen bir enfeksiyon aslında, öyle söyleyeyim. Böbrek rahatsızlıklarında aynı şekilde, kalple ilgili veya beyinle ilgili. Çünkü yüzdeki sinirler beyine en yakın olan bölge. Yüzdeki herhangi bir enfeksiyon, özellikle de enfeksiyon dişlerin çekimlerinde de çok ciddi sorun yaşayan, hatta ölümle sonuçlanabilen bazı vakalarımız var. Zaten genel olarak sosyal medyadan da görüyoruz bunları.
Dişteki enfeksiyon kolay olarak hafife alınmayacak bir sorun aslında. Hani, İhmal edilmemesi tabii gereken. Ki, tabii ki. Yani diş sağlığının o yüzden 6 ayda bir kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü hastanın kendi ağzında göremediği sorunları biz burada ağız içerisinde ya da çekmiş olduğumuz filmlerde, buradaki değerlendirmelerde görebiliyoruz. Gizli olarak oluşan bir enfeksiyon. Vücuttaki kan verdiğindeki kan değerlerinde bile işte CRP oranını, vücuttaki enfeksiyon oranını etkileyebilecek derecede bütün vücudu etkiliyor, öyle söyleyeyim, beyinle ilgili özellikle. Diş çekimi, apseli diş çekimlerinde nasıl bir problem yaratabiliyor? Evet. Apseli diş çekiminde direkt oradaki enfeksiyon kanla temas ettiği için dişteki herhangi bir kanamadan kaynaklı ölüme kadar sebep olabileceği bir soruna yol açabiliyor. Evet. O yüzden diş sağlığı kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir sağlık aslında. Çünkü evet, ağızdan geçiyor zaten bütün her şey bu konuda. Ağızdaki herhangi bir bakteri, zaten insan vücudunda bulunabilen birçok bakteri ve işte virüsün herhangi bir şekilde yuvalanabildiği bir alan olduğu için diş eksiklikleri de nasıl bir sebep olabilir bu konuyla ilgili, onu konuşalım. Diş eksikliklerinde de işte hasta çiğneme ile ilgili çok ciddi sorun yaşadığı için, çiğnemeden yuttuğu için gıdaları bir süre sonra mideyle ilgili problemleri başlayabiliyor. Hızlı kilo alımı ya da işte hızlı kilo verimi, ağızda diş olmadığı için yemek yiyememe ile ilgili, sağlıksız beslenme ile ilgili de birçok hastalığa sebep olabiliyor. Bu arada implantı biraz daha açabilir miyiz? Özellikle yurt dışında yaşayan iş adamları, birçok artık çığ gibi büyüyoruz, evet, Avrupa'da. Zamanları çok kısıtlı. İmplantta hızlandırılmış tedaviler veya tasarım yapılabiliyor mu? Yani diş tasarımı. Şimdi implant şöyle bir süreç aslında. İmplant kemik içerisine yerleştirildikten sonrasında ortalama 3 ay ile 6 ay arasında bir süreci var. 6 aya ne zaman çıkabiliyor? Sinüs lifting dediğimiz sinüs bölgesinde herhangi bir sarkma varsa, hastaya tekrar kemik eklenmesi gerekiyorsa o bölgelere, o zaman 6 aylık süreçler birazcık daha uzayabiliyor. Bazen 6 aya geçen süreçlerimiz de var. Ama bu gibi durumlarda hastamızı mağdur etmemek için tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Belki geçici. Tabii ki, aynen. Dikişler alındıktan sonrasında işte bir haftalık bir dikiş alınma sürecimiz var. O bir haftalık süreçte sadece belki dişsiz bırakabiliyoruz. Onda da aynı çok görünecek bir bölgedeyse yine dikişlere zarar vermeyecek şekilde bir geçici yapmaya çalışıyoruz. Ama çok yük binmesi taraftarı değiliz aslında implantlara. Çünkü implant dediğimiz malzeme kullandığımız materyalin etrafında zaten yivli bir materyal. Şuradan da gösterebilirim size. Evet. Şurada yivli bir materyalin etrafında bu çene kemiğine kaynamasını sağlamaya çalışıyoruz çünkü bu bölgedeki. Yerleştirdikten sonra burada kemik oluşumu 3 ay içerisinde aslında başlıyor. Sonuçlanması da kişiden kişiye değiştiği için ve vücuttaki başka hastalıklar da tetiklediği için 6 aya kadar çıkabiliyor. Ama dediğim gibi bu süreçte en hızlı şekilde hastamızı geçiciyle mağdur etmeden tedaviyi sonlandırmaya çalışıyoruz. Artık Türkiye'de bir sektör oldu ya, sağlık turizmi. Siz de ileride yurt dışına gelmeyi düşünüyor musunuz? Etkinliklerde tabii Hasan Bey ile birlikte. Evet, tabii ki Hasan Bey ile beraber. Değerli hocamız zaten. Kadir Bey de. Evet. Çok teşekkür ediyoruz buradan da kendisine. Tabii ki etkinliklerde de bulunmak istiyoruz. Orada çalışmalar yapmak istiyoruz. Hastalarımızla birebir tanışmak istiyoruz. Birebir şikayetlerini dinlemek istiyoruz. Nasıl bir tedavi yöntemi yapılabilir? Ne kadarlık bir süreç? Zaten en çok bize yurt dışı hastalarımızın sorduğu ne kadar bir süreç orada kalmamız gerekiyor ya da kaç kere gidip gelmemiz gerekiyor. Biz bunu minimuma düşürmeye çalışıyoruz tabii ki. Çok uzun süreçlerde de hasta eğer senede bir defa gelebiliyorsa, implantın zaten bir sene ağızda beklemesinin herhangi bir zararı olmadığı için yerleştirildikten normalde 4 ay sonra yapacaksak eğer, seneye gelebiliyorsa tatiline, bir sonraki seneye kadar o şekilde bekletebiliyoruz. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor yani. Kısa sürede yapılmasına da gerek yok açıkçası. Sohbetimizin ardından Özlem Hanım'ı bir hastasına uygulama yaparken görüntülüyoruz. Özellikle diş beyazlatma teknikleri gelişen teknolojiyle birlikte çok daha kolay. Özlem Hanım, merhabalar. Tekrar merhabalar. Tekrar merhabalar. Merhabalar. Buradaki işlemi anlatabilir miyiz seyircilerimize? Tabii ki. Bleaching işlemi, yani beyazlatma dediğimiz işlem. Kısa sürede güzel bir sonuç almak için hastalarımızın, diş renginden memnun olmayan hastalarımızda kullanılabilen hızlı bir süreçte oluşan, dediğim gibi, bir tedavi yöntemimiz. Diş üzerindeki işte çay kahve renklenmeleri, sigara renklenmeleri ya da işte kullanılan bazı renklendiriciler, işte içine suyu, şarap tarzı şeyler dişleri boyadığı için, bu tarz renklenmelerden hızlı sürede kurtulmak isteyen, dişlerine zarar vermek istemeyen, porselen yaptırmak istemeyen hastalarımızda genelde tercih ettiğimiz bir yöntem. Diş yüzeyinde çok ciddi bir dolgu olmadığı sürece, ciddi bir beyazlatma ile ilgili bize sıkıntı yaratabilecek çatlak olmadığı sürece bütün hastalarımızda kullanabildiğimiz güzel estetik yan etkisi olan. Olmuyor galiba. Direkt yani çok hafif bir hassasiyet olabiliyor, evet, ama çabuk geri dönen bir hassasiyet zaten. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yan etkisi dediğim gibi minimum düzeyde diğer işlemlere göre.
sağlıklı dişlerini hastamız kestirmek veya porselen yaptırmak istemiyorsa, sadece diş renginden memnun değilse bu şekilde diş rengini açabiliyoruz 2 veya 3 tona kadar kısa bir sürede özellikle. Bu arada Antalya'dayız tabii ki, onu belirtmem lazım. Turizm bölgesi. Evet, evet. Özellikle bronzlaşıyor, insanlar zaman ayırıyorlar. Bembeyaz bir dişle de ülkelerine tabii, dönebilirler. Tabii ki, tabii ki. Gayet güzel bir görüntü oluyor dediğim gibi ve kısa bir süreç. 20 dakikalık bir süreç zaten seanslarımız. Hastamızın memnuniyetine göre eğer diş renginden memnun değil, bir ton daha açmak isterse bir 20 dakika daha aynı şekilde yapabiliyoruz. Home bleaching dediğimiz evde uygulanan bir beyazlatma sistemimiz var aynı zamanda. Ben bu beyazlatmayı işte muhafaza etmek istiyorum, kullanmak istiyorum diyen hastalarımıza burada plak hazırlayıp seti onlara veriyoruz. Kullanımını anlatıyoruz. Döndükleri zaman kendi ülkelerinde de bu şekilde beyazlatmaya devam edebiliyorlar ya da ara ara bu tarz bir beyazlatma yapabiliyorlar. Çok teşekkür ederim programımıza konuk oldunuz. Önümüzdeki zamanlarda inşallah yine bir arada olacağız. İnşallah. Avrupa'da da seminerlerde yani bir ara birebir hastalarınızla bir araya geldiğinizde görüntülemek isteriz sizleri. Çok teşekkürler. Sağ olun Özlem Hanım. Bekliyoruz. Görüşmek üzere.